Rakiplerin önünde sığır olmaktan kalkmalıdır. Bugün Gazze'de, yarın başka bir yerde sağlık hizmetinin önünde engel olmamalıdır. Bu doğal imkanı elde etmek için bugün büyük çabalar sarf ediyoruz. İki haftadır Filistin'de yaşananların insanlıkla, medeniyet değerleriyle açıklanabilir yanı yoktu. El Ahli Arap Hastanesi'ne yapılan saldırıyı bir hekim olarak insan vicdanında bir yıkım olarak değerlendiriyorum. Bu saldırının sahipleri iyilik, ahlak, insanlık, insan kelimelerini hayatlarından tamamen çıkarmış olmalılar. Hastaneleri, ibadethaneleri, okulları ve benzeri yerleri medeniyetten, savaşlarda dahil olmak üzere hayatın her döneminde en korunaklı yerler olarak kabul etmiştir. İnsan sağlığına hizmet eden kurumların saldırıya maruz kalması insanlık dışı bulunmuştur. Bu saldırılar karşısında imkan dairesinde olduğu halde yapılacak her şeyi yapmak için harekete geçmemek mümkün değildir. Hasta ve masum insanların çaresizliği bize büyük görev yüklüyor. Gazze'deki El Ahyar Hastanesi'ne yapılan saldırının ardından Dünya Sağlık Örgütü'nün en üst düzey yöneticileri başta olmak üzere Mısır ve Lübnan'ın da içinde bulunduğu birçok ülkenin sağlık bakanları, genel sekreterleri, uluslararası kurumlarda görevli çok sayıdaki muhatabımla telefon diplomasisi gerçekleştirdim. Buna kararlılıkla devam ediyor. Türkiye olarak bölgeye 7 hastane göndermeye, Gazze'de ya da Refah sınır kapısına yakın noktalarda sahte hastaneleri kurmaya, Filistinli kardeşlerimize bunlar aracılığıyla sağlık hizmeti sunmaya hazırız. Bu şartlarda Filistinli kardeşlerimiz için yapacağımız her şey bizim için kutsal görevdir. Her türlü diplomatik zorluklara rağmen Türkiye bebeklerin, masum insanların yanında olmaya devam edecektir. Bizim tarafımız bellidir. Tarafımız insandır, tarafımız insanlıktır. Dinlemeye değer bulduğumuz tek ses vicdanın sesidir. Oppenheimer'ların karşısında Aziz Sancarlar'la bir aradayız. İnsanlığımız bize Hiroşima'ya atom bombası taşıyan uçağın pilotu olmayı men eder. Ahlakımız toplama kamplarında sağ kurtulanlara da hekim olmayı emreder. Zamanlar değişir, merhamet değişmez. Değerli misafirler, toplantı gündemimize dönmek istiyorum. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen, insanı merkeze alan bilimsel temelli çalışmalarla sağlıkta lider ülkeler arasında yer almayı, küresel sağlığa katkı vermeyi amaçlayan stratejik hedeflerine ulaşma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalar neticesindeki son gelişme, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzun gerek Dünya Sağlık Teşkilatı, gerekse uluslararası toplum tarafından yüksek kalite, güvenlik ve etkinlik standartları uyguladığı kabul edilen ulusal düzenleyici otoriteler arasına girmiş olmasıdır. Bu gelişmeyle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tüm dünyada en güvenilir ilaç otoritelerinden birisi haline gelmiştir. Sayın Bakanlar,
değerli katılımcılar, yakın süreçte yaşadığımız salgın, deprem, savaş, sel ve benzeri doğal afetler farklılıklarımızdan arınarak küresel ölçekte dayanışma içerisinde olmamız gerektiğini bütün insanlığa bir kez daha öğretmiştir. Türkiye, sağlık alanında var olan potansiyeliyle uluslararası dayanışmanın gereklerini dünyanın farklı noktalarında hiçbir ayrım gözetmeksizin yerine getirmeye devam etmektedir. Diğer yandan 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen ve asrın felaketi olarak kabul edilen depremde tüm dünya ülkelerinin yakın işbirliği ve dayanışmasını görmek bizleri insanlık adına mutlu etmiştir. Zor günümüzde yanımızda olan tüm dostlarımıza ülke adına bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. Kıymetli katılımcılar, Türkiye sağlık alanında yaptığı köklü değişimler, son teknolojiye dayalı altyapısıyla uluslararası arenada cazibe merkezi haline gelmiştir. Günümüzde 68 milyon kullanıcıya hizmet veren teleradyoloji, aşı takip sistemi, e-reçete, e-rapor, ilaç bilgi sistemi, HealthPass gibi 34-39 alt sistemi bünyesinde barındıran en hızlı platformu dijitalleşmenin merkezine yer almakta olup sağlık kaydı kapsamı itibariyle dünyada en büyük bilişim altyapılarından birisidir. Bilişim alanındaki güçlü altyapımızı ve tecrübemizi sağlıkta yapay zeka kullanımı konusunda da geliştirmek için büyük bir çaba gösteriyoruz. 9. Tıp Dünyası Kurultayı'nın bu yılki bilimsel teması sağlıkta yapay zeka olarak belirlendi. Yapay zeka algoritmaları bildiğiniz gibi büyük veri analizi ve öğrenme yetenekleri sayesinde hastaların sağlık verilerini hassas bir şekilde değerlendirmektedir. Bu sayede hastalıkların erken tanısını kolaylaştırarak ve tedavi süreçlerini optimize ederek hekimlere daha doğru ve hızlı kararlar alabilme imkanı sağlamaktadır.